Longozlu ormanları, Subasar ormanları olarak biliniyor zaten. Geçmişi çok ileriye dayanıyor. Bunların içinde mandalar, yabani beygirler, yerli sığır olmak üzere bu çeşit hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlar 9 ay merada salıp duruyor. 3 ay kış zamanı içeri alıyoruz, bakımını sağlıyoruz kış günlerinde. Dışarıda hayvanlar salık vaziyette. Köyümüzde tarımcılık pek az. Genelde herkes kendine yetecek kadar bahçe tarla yapıyor. Pek tarımla ilgilenmiyoruz. Genelde hayvancılık. Kurbanlık olarak kendi peynir ihtiyacımız, yoğurt ihtiyacımız olanı kadar alıyoruz ve geri kalanını bakmıyoruz. Dışarıya meraya salıyoruz. İlaçlamalarını yapıyoruz belirli zamanlarda. İşte bunun gibi senenin çoğunu dışarıda merada geçiriyorlar. Kulak numaraları vardır. Ayrıyeten işaretler vardır kulağında kesik. Kimin malı olduğunu tanıyoruz. Sahibini tanıyor. Şimdi mesela merada ben gezdiğim zaman başka bir arkadaşın mandasını gördüğüm zaman akşam olduğunda "senin mandanı gördüm" falanca yerdeydi, sağlığı yerindeydi. Herkes birbirinden haberdardır. Hayvanlar bu şekilde gözetliyor. Longoz ormanında böyle milletin gelip oturabileceği, çay içebileceği rahat bir yer yoktu. Bu şekilde bir film setinden kaldı. Onu değerlendirdik. Bu gözetleme salonu, köy kahvaltısı gibi amaçlarla ve hem de burayı doğaya uygun olarak içinde tavuk, tavşan, köpek, çocukların ilgi duyabileceği bir yer olarak faaliyete geçirmeye karar verdik. Evet. Yaban atları var. Burada grup adalarda yaşıyorlar. Kamber kışla diye geçiyor buranın mevki olarak. Daha öncelerden bir ağa yaşamış burada. Evet. O zaman da salmış, çoğaldıkça ihtiyacı olanı tutmuş, kullanmış yük hayvanı olarak. Kalan da merada kalmış, üremiş. O şekilde yabanileşmiş hayvan. Tilki geliyor, çakal geliyor, domuz geliyor. Bu tür hayvanlar var. Ayrıyeten buranın da Longoz ormanında, Subasar göllerde andık ördek, beyaz ördek, bir de bizim yeşilbaş dediğimiz yerli tür. Şu anda yumurtaya yattılar. Buralarda uçuşuyorlar. Göçebe olarak geliyor. Evde de baksak onu bazen oluyoruz. Evde de bakıyoruz. Zamanı geldiğinde o göç ediyor. Kendi kaçıyor gidiyor. Yiyemiyoruz bazen. Alışan oluyor öyle. Ama belirli zamanı geldiğinde öteki kuşlarla göç ediyor. Zamanı geldiğinde pelikan da geliyor, kuğu da geliyor. Bunlar geliyorlar, göç eden hayvan. Zamanı geldiğinde gidiyorlar. Ziyarete kapalı. Çünkü yani bir zarar verir gibilerine. Türkiye genelinde toplanan ayılar burada koruma altına alındı. Bursa'da hatta milli parklarda falan bir boz ayı vardı. Onların hepsi buraya geldi, koruma altına alındı. Sular çok şiştiği zaman mera suları altında yukarıda köyde evler damlar su basıyor. O yüzden dalyan denilen yer var aşağıda. Onun ağzı açılıyor, denize boşaltılıyor. Belirli seviyeye geldiğinde kapatılıyor. Bir de balık akımı zamanı açarlar onu. İçeriye kefal balığı girsin diye. Yavru bırakma, tatlı suya giriyor kefal balığı. O anda denizden içeriye geçiş yapıyor. Bir o zamanlar açarlar, kaparlar. Yani su seviyesi hep normalinde tutulur. Yükseldiği zaman zarar verir. Çok dalacak olursa meraya zarar verir. Hayvanlar çabuk kurur. Ayrık kuruduğunda hayvanlar beslenemez. Önceden orayı kazıklarla çakıp hapisler haline getirip balığın giriş yönü var, çıkış yönü yok. Saka şeklinde. Yani ağzı belirli şeyler, kazıklar çakılmış ağzına. Adı da oradan kalıyor zaten, dalyan diye. Bizim için hiç yaz kış pandemi sadece biraz etkiliyor. Şimdi 15-20 gün sonra nilüfer çiçeklerimiz açar. Ön tarafımız nilüfer bahçesi gibi olur. Dışarıda aşağı yukarı 10 kilometrelik alan sırf tarla gibi karabaş otu olur. Mosmor açarlar. Çok güzel mosmor tarla gibi olur. Her göz görebildiğin yer mor karabaş otu. Bir de bizim buranın dağlarında olduğu gibi ıhlamurluktur. Evet. Ilamurdan da geçim sağlarlar. Ilamur ağaçları vardır. Ilamuru da çok güzeldir kokusu şeyi olarak. Kestane de var. Dağlarımızda kestane, ılamur mevcut. Ticaret olarak şu an yok. Daha önceleri vardı. Yandak dediğimiz burada tikenli bir bitki vardı. Onu topluyorlardı. Sümül topluyorlardı. Bu tür şeyler vardı. Longoz'a geçince bunlar dokunulmaz hale geldi. Toplanması yasaklandı. Onları şu an toplayamıyoruz. Ama şu an dağdan toparlanan, devletin de köylüye dağıttığı şey var, bahçeler var, dağdan açma yerler temizlenip kendi içinde olan defne ticareti oluyor. Belirli günlerde kesimleri oluyor, devlet onu şey yapıyor, potasını veriyor, kesim oluyor, oradan yükleniyor, dışarıya ihracat oluyor. Devlet temizlettirdi ormanı, pisliklerini, çalılarını, defneler çıkıyor, kesiliyor, belirli bir zamanda pota veriyor devlet, mesela bir ay içinde bu kadar toplanılacak, onu topluyorlar, köylü satıyorlar, ihracata gidiyor.